Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hocam, İsrail şu anda Moşya'yı çıkarmış olsa bile bir Moşya çıkardılar ya. Bence onu göstermelik çıkardılar. Hani bir şekilde işte biz güçlüyüz. Yani biz İslam aleminden önce çıkardık kurtarıcıyı. Tamam. Bence gerçeğini de halen arıyorlar. O bir perdelemeydi. İsrail'in yaptığı o şey perdelemedir. Hani işte biz mesleğimizi çıkardık. Hele İslam alemi hangi adımı atacak? Şimdi burada bir satranç oyunu var. Benim anladığım. Bence şu anda İsrail devleti gerçek Mesih peşindedir. Gerçek Moşiyan peşindedir. Onun içindeki ait sandığını bulmak istiyorlar. Bak, ait sandığı niye önemlidir? Ait sandığı kurulduğu zaman İsrail devleti meşrulaştırılıyor. Hani şimdi onların tarihine göre ait sandığı bulan kişi İsrail'in bağımsızlığını dünya ve krallığını, hükümdarlığını sunacak. Ama İsrail'in içinde, şu an İsrail kurulmuş ya, 1962 yılında herhalde kurulmuş. Şimdi oranın dindarları İsrail devletine karşıdırlar. Oranın hahamları, yani dindarları diyorlar ki, siz yanlış bir şey yaptınız. Moşiya gelmeden Tevrat'a göre, hani Moşiya gelmesi lazımdı. Ay sandığı çattıktan sonra sizin İsrail devletini kurmanız lazımdı. Şimdi Allah'ın emriyle yapmadınız bu İsrail devletini. Yıkılmaya mahkumdur. Hani korkuyorlar. Onun için acil şekilde Moşiya aranıyor. Sebebi nedir? İsrail devletini kurtarma amacıyla. Onların inancına göre şimdi oradaki iki parçalanmışlık var. Biri diyor ki yani biz Moşiya'yı mı bekleyeceğiz devletimizi kurana kadar? Dini yoldan gitmiyor. Hani mesela Evet, anladım. siyasi yoldan gidiyor. Ama oradaki alimler, hani oradaki hahamlar da diyorlar ki biz, siz yanlış yaptınız devleti kurarak. Çünkü Allah'ın bir vaadi var. Moşiya gelecek, ay sandığını açacak, krallık bizim elimize girecek. Diyor ki şimdiki krallık da yıkılma ihtimali var. Onun için bu önemli bir konudur hocam. Bu Moşiya, şimdi o gösterilen Moşiya bir şey gibi düşün onu, perdeleme gibi. Arıyorlar, bu topraklarda arıyorlar hocam. Bu topraklarda. Mezopotamya bölgesi, Irak'tan Diyarbakır'a kadar. Ne yapabilirler? Arıyorlar şimdi. Arasalar ne yapabilirler? Hani kendi Moşiyalarını arıyorlar. Hani kendilerine faydası olacak oranın. Tamam, Muşya. Onlar yani Muşya Meli mi diyorlar kendi açılarından? Onlara kurtarıyor. Bak şimdi sana bunu anlatayım. Dinler tarihine baktım. Serdüçlerde de Serdüç diyor ki benim bir tane oğlum gelecek. Serdüç diyor ki benim oğlum gelecek. Dünyaya hükümdarlık yapacak. Mazlumları kurtaracak. Neyse, o başka fikir. İsrail de diyor ki dünyaya bir tane Hristiyanlar Muşya gelecek. ne diyorlar? İşte Bir tane Mesih Mesih gelecek. gelecek. İsa gelecek. Yani Mesih İsa'dır gelecek. Müslümanlar ne diyor? Medi Ya gelecek. Hazreti Peygamber'in torunlarından biri gelecek. Her neyse. İşte bu mesele. Yani onlar da dünyayı kurtaracak ve İsrail'i kurtaracak bir tane kendi yani yorumları Muşya bekliyorlar. Tamam şimdi bu gösterdikleri gerçek Moşiya olsaydı ay sandığı Yani çıkardı. şimdiki perdeleme yapıyor. Yani şimdi onlar Muşya'yı bekliyorlar değil mi? Yani onların açısından da Muşya bizim açımızda da onlara yani kurtarıcıdır. Tabii onları dünyaya hükümdar edecek işte. Aynı Süleyman Aleyhisselam'ın zamanı gibi. Peki bunlar bu kadar alimleri vardı, hahamları vardı. Niye gittiler İspanya'da bir tane sahteyi çıkardılar? Onu göstermelik yaptığı olabilir. Göstermelik olur mu? Bak İspanya'nın evini yıktılar. Yıkıldı. Sen demiştin ya Allah belanı verecek Bak önce. bir ay o da patladı. Ve orada bir iki haritada silindi. Hocam, Beş defa deprem orada oldu. enteresan bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun He? hocam? Şimdi ben 14 ile 19 görmüştüm ya. He? Arkadaşlar orada bana dediler ki 1419 tane ev yandı. Battan benim gördüğüm Olabilir, 14-19. olabilir. O da olabilir. Bak şimdi buna niye bu kadar Allah'ın gazabını kendi üzerine çekiyorlar? Peki onlara bir Niye? siyaset yapıyorlar. Acaba ne... Allah ne yaptı İspanya'ya gördün? Hocam işte bu... Yıktık. Bir ay o darla havları patladı, denize döküldü. Beş deprem oldu. Bir iki haritada silindi. Bak bu kadar da ev yandı. 1419 tane de ev yandı değil mi? Şimdi bizim Muşiya veya Mehdi'nin çok önemli bir konu var. Belki onlar da medya arıyorlar. Bak şimdi benim demek istediğim şey bu. Onlar medya arıyorlar. Bak İslam... Muşia, bak onların dil açısından ne? Muşia'dır. Asıl onlar da ahir zaman medisini arıyorlar. Şimdi demek istediğim şey bu. İslam alimine göre Mehdi ay sandığına bulacak. Tamam. Onlar da aynı Onlar da şekilde işte diyor ay sandığını bulacak. Aynı kişi ay sandığı olabilir aynı mi? kişi. Bak hepsi de Muhammed Medide toplanıyor ha. Tamam işte onlar da o Muhammed Mehdi dediğinin kişiye Moşiya diyorlar ha. İsim İşte farklılığı var. anladım. Onlar arıyor. Hristiyanlar arıyor. İslam arıyor değil mi? Arıyorlar ha. Peki aramakla bulunmaz ki.
Allahu Teala eyle onu koruma altına almış ki böyle yani şu anda mesela Zahir'de biri diyor Konya'da, İstanbul'da, Van'da, Şam'da, burada, Horasan'da. O İsrail onların peşinde değil ki. Hadis-i kaynaklarda Basra'da diyor. Basra, Yemen Bak veya İsrail, Kuzey Afrika hocam. Kuzey İsrail Afrika'da bak bile çıkarabilir gerçek diyor. Muhammed Veli onların arasında çıkmaz ki. Onlar da İsrail gibi Muşi'yi nasıl getirdiler? Perdeleme yaptılar. Onlar da perdeleme yapıyorlar. Hadi bakalım. Nasıl bulacaklar? Hocam bu siyaset işine girdi biraz. Bu Mehdi konusunu siyaset işine çevirdiler. Zariyete girdiler. Şimdi mesela İran'ın eski başbakanıydı değil mi ya, Ahmet Necat. Ahmet Necan O de... 2021'de 2020'de dedi Mediç Kaya. Ama niye öyle diyor? O da kendi devletini sağlamlaştırıyor. O da diyor ki benim devletim dünya lideri olacak. Dünya lideri olacak. Ha. Öyle diyor bak, ama E şimdi o da siz... diyor. O da kendi açısından öyle diyor. Ama en doğrusu alabilir. Tabii. E bitti. Şimdi ben demek istediğim şey, eğer ki İsrail Devleti'ne göre Moşe çıkacak, Ay Sandığı'nı bulacak, Ay Sandığı'ndaki emanetler ona verilecek. Aynı şekilde Mehdi'ye biz söylüyoruz. Mehdi gelecek, Ay Sandığı verilecek. O iki tane mi Ay Sandığı var? Hani ya da aynı kişiler mi? İşte bu en sonunda bak aynen onların görüşleri İslam'da da var. İslam'da da Muhammed Mehdi'ye Ay Sandığı gelecek. Ay Sandığı gelecek. Tabuti Sakine gelecek. Hepsi birdir. Hepsi de aynıdır. Anlatımlar da eşittir. Yorumlar çoktur. Kafalar kaostur. Ancak İsrail de Muhammed Mehdi arıyor. Amerika'da arıyor. Rusya'da arıyor. Arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Şimdi Türkiye'de 15 tane de meclis çıkarsalar gene onlar da perdeleme yapacaklar. Çünkü hakikisini bulamaz. Hakikisi Allah. Allah onu inşallandıracak bu. Ya kelime ledum biliyor ha. Mukatalardan çıkan 18 tane batın Allah'ın azametini ve ismi azami biliyor. Onun eli kolu uzundur. Onun dua plankası ışık hızıyla Allah'a gidiyor Bir ha. de ömrünü de ekleyeyim. Hatay'da çok eski 1900 yıllık Tevrat bulunmuş. Evet. Eski. Hatta diyorum ki İsrail ajanları tam bunu bulmak üzereyken işte Türkiye'deki istihbarat hemen devreye giriyor. Hemen alıyor. Sonra işte Başkan Erdoğan diyor ki getirin bana bunu. Hemen şey yapıyorlar. Çünkü burada diyorlar ki Tevrat'ın içinde aslında Peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir atıf var. Yani insanlar bunu yok etmek, hani İsrail bu kitapları yok etmek için götürecekmiş. Öyle bir şey var. Hani sırf işte Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in çıkışıyla alakalı bazı ayetler olduğu için onlar da bu kitabı gördükleri zaman Müslümanlığa dönecekler. Ve o zaman ben de bunu sorarım. Eğer ki Erdoğan'ın elindeyse, başkanın elindeyse mesela, o da çıkar diyecek ki gelin Müslüman olun. Niye bunu kullanmıyor mesela? Yok şimdi Ama bunlar elinde öyle hepsi bir gücü varsa. bu ayı bilimlerdir. Bunlar cini kanalı bilimleridir. Ayı sandığının içinde 10 emir var. Tevrat var. Ay sandığının içinde Şüeyb'in asası var. Şuayb ile Musa'nın Musa'ya vermişti. aynı Evet. şey değil mi? Evet. Şimdi orada Yusuf'un elbise parçası var. Her peygamberde bir hediye içindedir. Ha. İçinde bir de anlaşma var. Musa ile Allah konuşma arasındaki hangi topraklara Allah onlara vaat etmiş vereceğine dair bir anlaşma var. Ama o anlaşmayı da bozdular. Çünkü o sandıkanın içinde canlı bir bekçi vardı. Yahudiler o içindeki canlıyı öldürdüler. Ve Allahu Teala onu sakladı. O sandığı bulamazlar. Melekleri taşıyor. Sakine. Melekleri taşıyor. Melek-i Sakine'ye taşıyor şimdi. Çünkü Ha. En sonunda ahir zaman Muhammed Melisi kimse ona götürülecek. Bu. Ahir zaman Muhammed Melisi'nin duası kabul olur. Prankası Allah'a gider. Eli kolu uzundur. hani diyelim ki Mehdi Ersem çıktı. Şimdi İsrail diyecek bu benim adamımdır. Müslümanlar diyecek bu benim adamımdır.
İranlılar Hepsi Suriyeliler. Bir diyecek. de ben adamdır. O zaman bu adam öyle bir adam olması lazım ki Bu hepsi adam öyle birleştirecek. bir yerdedir ki kimse onu bilmez ki. Tıkı zaman, zor zamanda. Zuhur budur. Allahu Teala Muhammed Mehdi'ye böyle demiş, ben bütün Firavunları dağıtacağım. Ben bütün Firavunları dağıtacağım. Bu Firavunları bir insan dağıtamaz. Mehdi dağıtamaz. Allahu Teala kendi ordusuyla, kendi silahlarıyla Firavunları bitirdikten sonra ha? Ondan sonra başka bazı devletler bakacaktı ki ya tehlike geliyor, gidecekler. Muhammed Mehdi'nin nerede olduğunu duyup Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Duyacaklar. Yani Muhammed Mehdi Firavunlar olduğu sürece böyle zor olmaz. Ama kime zor olacak? Cebrail Aleyhisselam, Mikail, Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hazreti Ashab-ı Kehf ve bazı melekler, bazı Rahmani cinler ve bazı Allah'ın dostları onun yerini görüp ona gelecekler ve Peygamberimiz ona sahilde izin verecek ve o da Allahu Teala emriyle bütün firavunları dağıtacak. Ahbaplarla 9-8 depremlerle, kasırgalarla, tayfunlarla, hortumlarla. Hocam bu senin kari bile enteresan yağıyor. İşte Allah'ın hikmeti çoktur. Yani Allah'ın her çeşit silahı var. Yani biz öyle Muhammed Mehdi ile tek başına kalkıp da herkese demez ben Muhammed Mehdi'yim. Hocam Allah'tan hocam utanır. dediniz ya 2021'de 23 Şubat'ta miat başladı. Mehdi'nin miadi başladı. Ama biz Evet. bakıyoruz Evet. dünyada görülmemiş olaylar oluyor. Mesela Evet. birincisi bu. Dağ patlaması. Çok Evet. patladı. Evet. Denizde patlama dediniz ya. Evet. Denizde patlama oldu. Profesör de böyle söylüyorlar. Ola biz dağların patlayacağını tahmin etmiştik de. Biz denizdeki patlamayı tahmin etmemiştik. Kardeşim Muhammed Mehdi'ye gaybde bilgi geliyor. Muhammed Mehdi'ye Ama hocam sen bildin bunu. Mesela bazen Muhammed adam ayda Mehdi hocam ayda 100 milyon para bilemiyordu. Sen bunu bildin mesela. Bu bazen enteresan bir şey. Muhammed Mehdi bazen kelimeleri bana söylüyor. Onun izni olarak ben söylüyorum. Bazı kelimeler de var ben söyleyemiyorum. Yani o boş değil. Onun yanında koruyucu melek var. Onun üzerinde onun elinde orijinal anadan doğma Muhammed ismi var. Fizikinde 18 tane işaret var. Onun 7 tane ahlakı var. Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu bütün işaretler onun vücudunda var. Evet hocam Kelime-i ilmi biliyor. İsmi azami biliyor. bu 2022'ye girdik. Pek de iyi girdik sayılmaz. Hani yine dağlar patladı, yine depremler olmaya başlıyor. Şimdi şeyin hesabı bile yapmayalım. Türkiye takvimi ayrıdır. Arabi Hicri ayrıdır. Peygamberimiz bugün mesela hicreti 1443 yıldır. Ha? Bugün Arabi Hicri olarak bugün 5. aydır. Daha var yani takvim Türk hesabıyla biz gitmiyoruz. Çünkü onun elindeki tarih Arap tarihidir. Ha Hicridir. zamanı alabiliyor zaman He. meselelerini. He. Demek istediğim bir şey miyat başladı demiyorum Mehdi'nin çıkışını He, demiyorum. 2021'de Evet dedi olaya başlayacak aşağı. 2. ayın 21 saat 9'da Muhammed Mehdi'ye bir ses nida geliyor. Dünya ekseni, dünya ekseni, dünya ekseni, dünya ekseni. Saat 9'da kahren beyaz olacak. Ve Hocam Muhammed Mehdi uyanıyor o sese. diyorlar ki dünyanın ekseni kayıyor şu anda. Hani ileride güneş batıdan doğacak. Hani bir 6 ay mı, Aynı 6 bir yani sene mi? ona dünya ekseni dendi ve o sesle uyandı ve o günde 2021'in 6 ikinci ayın sene. 21'i saat 9'uydu. 6 sene mi artık? Hani kaç sene sonra bu güneşin batıdan doğma ihtimali var. Çünkü eksen kayıyor. Dünyanın ekseni bir kayma var. Yani artık Allahu Teala işi çok gariptir. Allahu Teala Muhammed Mehdi bilir. Nerededir? Kendisi bilir. Yani bir cemaatin çıkarmış olduğu Mehdi o zahir olabilir. Ama Allah'ın koruyacağı Mehdi değildir ha. Ama zariyette yeni dünya düzeni olarak kendi aralarında bu İsrail'in yaptığı perdeleme olarak kendilerine bir mesih çıkarırlar. Ama bunu bil ki bütün dünya ülkeleri hakiki Muhammed Mehdi'ni arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Bulamayacaklar. Bulsalar da ona bir şey yapamazlar. Çünkü devamlı
Onu koruyan melekler yanındadır. Hiç kimse ona bir şey yapamaz. İstersen şimdi de Rusya gelsin onu götürsün. Hiç misal diyorum. Gerçek makamı verecek kimse sana veremez. Ama onu götürseler de ona iyi niyete götürürler. Kötü niyete götürseler. Yok, kötü niyete hiçbir şey yapamazlar. Çünkü onu koruyan melekler var. Melekler var ya zaten onları Rusya'nın eline verir mi acaba? Yok ya gitse de yani misal diyorum. Şimdi onlar diyorlar ki bizi yakalayacak, öldürecek, böyle yakalayacak, öyle değil. İyi niyete götürecekler. Yani bize dua etsin diye. Biz de onun yoluna gidelim diye. Anlaşma bir... Yani Müslüman olacağız diye. İnanmıyor Müslüman olacaklarına da. Müslüman olabilirler. Hep sonunda Allah-u Teala bütün kulunu İslam dinine koyacak. Ya zaten insanlar hepsi diyecek ki... Mazlumlar toplanacak. Bütün insanlar diyecek ki Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Zaten Müslüman olmuş gibi oluyor zaten. Çünkü bu İsa Allah'ın oğludur demedikten sonra mesela o da bir adımdır aslında. Ya aslında adımdır. İsa Allah'ın oğlu değil. İsa Muhammed Mehdi'ye geldi dedi ben Allah oğlu değilim. Madem ki ben Allah oğluydum neden beni öldürdüler? Madem ki ben Allah oğluydum Allah niye beni kurtardı? Kurtarmadı. Ya kurtarmış zaten. İsa hani bu Hristiyan diyorlar İsa Allah oğludur. Ona göre ölmüş ise bedel olmuş. İşte ya ona diyorlar ki yine de yani Allah-u Teala onun ruhaniyeti katına yükseltti. Onlar diyorlar ki ya ölmüş. Yani orada bir şey var. Ha? Orada ona diyor ki ölmüş. O da onların diline cevap verecek. Hocam onların arasında bir çelişki de var. Yuvan'la mesela onun en sadık havalilerden bir tanesidir. Bir gün zaman gelecek İsa Mesih Muhammed Medine'nin yanına geldi mi bu kelimeyi onlara hani siz diyordunuz İsa Allah'ın oğludur. Ben Allah oğlu değilim. Madem ki sizin dediğinize göre ben Allah oğlu olsaydım siz niye beni öldürdünüz? Mesela bunu sana söylesem hocam mesela Meryem'in ikinci oğlu kimdir desem. He. Ne diyecek ki bilmiyorum. Aslında nedir biliyor musun olayı? Hazreti İsa o olaydan sonra annesinin de Yuhanna'nın karşısına çıkıyor. Yuhanna da onun en sevdiği bir havarisidir. Ondan sonra annesini görünce annesi şaşırıyor. Diyor ki anne ben kanlı ve canlıyım diyor. Ölmedim diyor. Hristiyanların dediğine göre diyorum. Sonra diyor ki ardı bundan sonra senin oğlun Yuhanna'dır. Hani kendi havarisini onun oğlu yerine koyarak. Ama diyor ki o 12 havariden var ya bir kişi bile yaşıyor. Bir kişi tek yaşadı. Yuhanna herhalde. Diğer hepsi öldürüldü ya. Evet, İran'a evet, kaçanlar. Tabii. Bir tanesiyle o da zindana rahmet etti. Hani onlara söylüyor. O da sadık. O da İsa'nın havarisiydi. İşte bu, Petrus diyorlardı ona. Petrus. Evet. Petrus Roma bir İmparatoru. Bir kitap yazdı. Evet. Ve o kitabı da Roma İmparatoru onu İncil yaptı. Ve kendi hayatına uyguladı. İncil yaptı. İşte Petrus niye kafa tuttu? Şeye kafa tuttu? Pavlus'a. Pavlus bir kitap yazdı ve İsa kendi bana gösterdi. Onlar dediler ki biz onun havarisiyiz. Sana niye kendini gösteriyor? Şimdi biliyorsun Çetin'i. Ahir zamanda İsa geldiği zaman bütün gerçekler meydana çıkacak. Evet. Bu Allah'ın oğluydu diyenler var ya. Ben bunu söyleyeyim. Hepsi onlar... Onlar hezaya girecekler. Ashab-ı Kehf'ler yediği uydular gelecek Hazreti Mehdi'ye. Tabi Muhammed Mehdi'ye görülmüş Ashab-ı Kehf'ler senin adresindedirler. Bir de şuna gelecek mi bu 12 havariler? 12 havariler değil bak. 12, hayır o anlar ayrı da gelecek mi Mehdi'ye? Çünkü 12, onlar da mücadele bak, ettiler. Dünya ekseninde olan 12'ler gelecek. Sahabeler gelecek mi? Sahabeler ya da 12 havari. Bak, 12 havariler söz etmiyor. Onlar bak, gelmiyor. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir. İsa gelir. Meryem onlar 13'lerde evet. Olabilir. 12. O zaman Papruz da o zaman Yuhanna da gelebilir. Yani ya Yuhanna gelir. Allah'ın dostu olanlar, rahmani ruhaniyetler insanlar olabilir, melekler olabilir. 313 onlar bilirler kendilerini. Evet. Onlar ayrı grup. Ya hocam bugün 12 tane kızıdır. Ashab-ı Kehf'tir, peygamberimizdir, Mikail'dir, Cebrail'dir ve ondan sonra ashab-ı keflerdir, meleklerin kavmidir. Şimdi cinler, rahmani cinlerdir, periştelerdir. Meryem suresinde diyor ya, ben temiz bir ruh sana getirdim. Cebrail diyor ya Meryem'e, ben sana temiz, bezeki bir çocuk getirdim, hani ruh. Evet. Demek insanların ruhları da temiz veya kötüdür. İlk Galubela'da. Galubela'da, şu anda da dünyada da temiz ruhlu insanlar da var. Kötü ruhlu kişiler de var. Evet. Şey aynı değil tabii. Şimdi kimisi Muhammed Mehdi mesela o takhiş çıkaracak.
Millet de ona inanacak. Sonunda o da olmayacak. Bak, Evet perişan hocam. olacaklar. Hocam Allah razı olsun. Güzel bir muhabbet oldu, Evet. sohbet oldu. Allah razı Tamam. olsun hocam. Teşekkürler.